Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte akıllı telefonlar için üretilmiş olan elinde görmüş olduğunuz fanı inceliyoruz. İnternette karşımıza çıktı arkadaşlar bu ürün. Enteresan bir ürüne benziyor. İddiası şudur ki telefonunuzun daha soğuk çalışmasını sağlıyor, özellikle oyun oynarken. Şimdi arkadaşlar, ürünün çalışma mantığı şu: arka tarafında bir adet Lightning girişi var. Bunu telefonumuza takıyoruz. Bunun micro USB'li versiyonları falan da vardır illaki. Biz Lightning için olanı almıştık. Bunu telefona takar takmaz üzerindeki fan çalışmaya başlıyor ve telefona arkadan ince ince üflüyor. Böylece uzun saatler oyun oynadığımız zaman telefonumuz tabii ki de daha az ısınıyor. En azından ürünün iddiası bu. Tabii daha az ısındığı için oyun daha az kasacak arkadaşlar. Siz daha rahat oynayabileceksiniz. Elleriniz daha az terleyecek. Şimdi dilerseniz lafı çok fazla dolandırmayalım. 30 dakika fansız. 30 dakikada elimde görmüş olduğunuz fanla birlikte bir PUBG oynayalım. Bakalım neler olacak. Evet, testimize hızlıca başlıyoruz. İlk başta fansız olarak oynayacağız. Tabii ki de fansız olarak ilk başta şarjımız %96 seviyesinde arkadaşlar. Sıcaklığımız da 26.5 derece, bizim dışarıdan ölçümleyebildiğimiz kadarıyla. Dakika boyunca aralıksız PUBG oynuyoruz ve ilk 5'e girmeyi başarıyorum bu sefer. Ve 30 dakikanın sonunda şarjımız %89'a düşüyor. Yani %7'lik bir düşüş var. Sıcaklığı yine bizim dışarıdan ölçümleyebildiğimiz kadarıyla 35.6 derece yükseliyor. Elle hissedilebilir bir sıcaklık. Yani 9.1 derecelik bir artış var. Yine başlarken şarjımız aynı fansızı olduğu gibi %96 seviyesinde arkadaşlar. 26.2 derecelik bir sıcaklığımız var. ...30 dakika boyunca yine aralıksız PUBG oynuyoruz ve yine ilk 5'e girmeyi başarıyorum garip bir şekilde. Bu sefer şarjımız %88'e düşüyor arkadaşlar. Yani %1'lik bir değişme var. Ancak sıcaklık bizi gerçekten şaşırtıyor. 31.9 dereceye yükseliyor arkadaşlar. Yani toplamda 5.7 derecelik bir artış var. Hatırlayacağınız üzere fansız olan da 9.1 derecelik bir artış vardı. Yani arada 3.4 derecelik, bizim dışarıdan ölçebildiğimiz kadarıyla bir sıcaklık farkı var. Şimdi arkadaşlar, oyun sonuçlarımıza baktık. Hakikaten beni de şaşırttı. Bana kalırsa beklentileri karşıladı. Tabii ki de burada yaptığımız test aşırı profesyonel bir test değil. Sonuçta telefon içindeki ısıyı ölçmüyoruz. Dışarıdan kendi cihazımızla ölçmeye çalışıyoruz. Ama en azından dışarıdan hissedilen sıcaklığı bariz bir şekilde düşürüyor. Hem de şarja çok fazla etkisi olmadı. Ben şarjdan çok fazla yer diye bekliyordum. %1'lik bir fark oldu sadece. Şimdi ürün hakkında birkaç şey daha söylemek istiyorum sizlere. Öncelikle telefona nasıl takıldığı. Alt taraftaki Lightning girişini zaten videonun başında da söylemiştim. Telefona takıyoruz. Fanın arka tarafında 4 tane vakum var arkadaşlar. Bunu da telefonumuzun arkasına şöyle direkt ittirdiğimiz zaman vakumlanıyor. Ürünün kullanım kılavuzunda şundan bahsetmişler. Telefonda bir kılıf olmaması lazım daha efektif bir sonuca ulaşabilmek için. Yani telefonunuzda 1 mm'den kalın herhangi bir şey olmaması lazım diyorlar. Üründe tabii ki herhangi bir suya, toza, bir dayanıklılık gibi bir durum yok. Zaten bunu da belirtmişler. Suyla temasından kesinlikle kaçının diyorlar. Üründe 2 tane daha giriş bulunuyor arkadaşlar. Bu da şu işe yarıyor. Siz şimdi bunu alt taraftan telefonunuza taktınız. Yani telefonunuzun şarjla, kulaklıkla olan ilişkisini kesmiş oldunuz. Kulaklık girişin olmadığını varsayıyorum. O zaman yine bu alt tarafta iki tane boşluk var arkadaşlar. Girişimiz var. Bunların birine şarjımızı, diğerine de kulaklığımızı takıp oynamaya devam edebiliyoruz. Yani telefonumuz hem bir yandan şarj oluyor, hem soğuk kalıyor, hem de kulaklığımızı kullanabiliyoruz aynı anda. Bu arada bizim kullandığımız ürünün adı Baseless X-Men Audio Radyatör diye geçiyor. Arkadaşlar tabii ki de farklı farklı isimlerde birçok markanın üretmiş olduğu farklı cihazlar da mevcut. Bir de son olarak şu tabii ki de merak edilebilir. Hani oyun oynarken çok fazla ses çıkartıyor mu, sağa solu rahatsız eder mi? Öyle bir ses çıkmıyor arkadaşlar. Tabii ki de ufak fan sesi var. Ama siz kulaklıkla oynayacağınız için ya da işte sesi açık oynayacağınız için oyunun o fan sesini duyma ihtimaliniz çok düşük arkadaşlar. Tabii ki fiyatından da bahsetmemiz lazım. Biz kendisini yaklaşık 130-140 lira civarına aldık. O fiyat aralığında rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz fanı inceledik arkadaşlar. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu da beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekrandaki bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.